Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaloğlu'nun 1. Amatör Lig gruplar hakkında ve stat sahalarımız hakkında görüşleri alacağız. Evet başkanım, grubumuz çekildi, neler söylersiniz? Evet, hoş geldiniz. 2023-2024 futbol sezonuna oyun U14 kategorisiyle başladık. Ama tabii bir tarafımız kırık. Yani bir burukluk içerisinde başlıyoruz. Yaşadığımız felaket sonrası tesislerimizde büyük hasarlar oluştu. Tesislerimizde biliyorsunuz yaşam alanı oluşturuldu. Çadırlar kuruldu. Çadırlar söküldükten sonra da zeminlerin kullanılmaz hale geldiğini gördük. Ama bunu il müdürlüğümüzle paylaştık. İl müdürlüğümüz, bakanlığımız ivedi bir şekilde sahaların zeminlerini değiştirmek için gerekli girişimleri yaptılar. Şu an elimizde yeni yapılan bir ferruç sahamız var. Onu da bu hafta devreye alıyoruz. Onun yanı sıra merkez sahamızı kullanıyoruz. Bir de belediye sahamızı kullanıyoruz. Hatırladığım kadarıyla bugün itibariyle de Doğu Kent'in zemininin değişmesi için ihale yapılacaktı. Sonucunu bilmiyorum henüz. Sırasıyla ödenek geldiği müddetçe ödenekleri talep etmiş il müdürlüğümüz. Ödenekler doğrultusunda Batı Parkımızın zemini değişecek, merkez sahamızın zemini değişecek. Tesisimiz elimizde ne kadar fazla olursa o kadar güçlü olacağız, o kadar diğer kategorilerde başlatmak istiyoruz. Yani sıkı bir maç trafiği olacak. Bugün de geçen hafta 18'in fikstürünü belirlemiştik. Bu hafta sonu 18'leri başlatıyoruz. Yani hani bir tabir caizse sineğin kanadından yağ çıkarmaya uğraşıyoruz. Bu üç sahayla ilgili nasıl, hangi saatlere müsabaka koyabiliriz? Bir de ışık aydınlatma konusunda da ferruç sahamızda sıkıntı olmadığını gördük. Merkez sahamızda da aydınlatma, 13 Şubat'ın aydınlatmaları oraya takıldı. Orada da akşam müsabakaları koyacağız inşallah. Bu haftada az önce de şahit olduğunuz gibi büyüklerimizin de fikstürünü belirledik. Fakat büyükler kategorisinde takım sayımız geçen seneye göre azaldı. Normal deprem sonrası toparlanmak kolay değil. Normalleşme adına da biz üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Gençlerimizi sahalarla buluşturmak istiyoruz. Normalleşme adına bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu hafta sonu da bugün de gördüğünüz gibi büyüklerin fikstürünü belirledik. 14 takımlı bir grup ligimiz olacak. İki grup halinde. İnşallah fair play çerçevesinde tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Bu hafta sonu da 18'lerimiz başlıyor. Ferruç sahamızdaki müsabakalar için de Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan araç tahsis edilmesini talep edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman olduğu gibi bize destek olmaya devam ediyor. Zannetmiyorum yani araç tahsisi konusunda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Cumartesi, pazar bize oradaki müsabakalar için bir araç tahsis ederlerse takımlarımızı müsabakaya gidip gelmesinde fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bunu da Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan talep edeceğiz. Ki bu zamana kadar hiçbir talebimiz de Büyükşehir Belediye Başkanımız geri çevirmedi. Çünkü yapacağımız her şey gençlerimiz için, kendi insanımız için. Biliyorsunuz ki gençlerimizi, insanlarımızı ne kadar spora uğraştırırsak o kadar sağlıklı bir toplum, gelecekte sağlıklı bir toplum oluştururuz. Çünkü gençler bizim geleceğimiz.